Efendim merhabalar, Kripto Para'ya hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Bugün bizlere Kemal Kabakçı eşlik ediyor. Dün bildiğiniz gibi tabii ki kripto paralarda oldukça volatil bir fiyatlama yaşandı. Bu volatilitenin nedenlerinde ve bundan sonrası ne olur detaylarını konuşacağız. Sevgili Kemal Kabakçı hoş geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle. Merhabalar. Dün kripto para yatırımcılarının hakikaten bir miktar kalp atışları hızlandı. Bir miktar değil, bayağı hızlananlar da oldu. Öncelikle şimdi detaylara geçmeden önce, bunun nedenlerine de geçmeden önce biz burada yaptığımız programlarda birçok değerli Aykır Apex çalışanıyla hep şunları konuştuk. Ben bir kez de bunları sizden dinlemek istiyorum. Yani şimdi artık finansal enstrümanlar kişilerin kendi yatırım tercih ve modellerine göre de farklılık gösteriyor. İşte siz daha muhafazakar bir yatırımcıysanız ya da riski seven bir yatırımcıysanız burada tercihleriniz de çeşitlenebiliyor. Yani kripto paralarda ne tarz yatırımcılar işlem yapmalı? Çünkü ben kendi çevreme dahi baksam, çünkü ben yıllarca portföy yönettiğim için çevremde birçok yatırımcı var. Bu yatırımcıların yani rol model fark etmeksizin hepsinin kripto paralara girdiğini görüyorum. Yani bu doğru bir modelleme mi? Yani kripto paralarda kimler yatırım yapmalı? Bence işin burasıyla başlamak lazım. Tabii ki. Yani şimdi volatil bir piyasa olduğu bir gerçek. Çünkü hızlı hareketler mevcut oluyor. Eğer hani daha geleneksel ve risk eşiği düşük yatırımcıların, hani bunda birazcık daha dikkatli olmaları, birazcık daha sakin adımlar atmaları tabii ki her zaman onların açısından daha iyi olacaktır. Ama bunu hem kripto para piyasası içerisinde de aslında bir değerlendirme yapabiliriz. İşte daha risk eşiği düşük yatırımcıların ana paralardan uzaklaşmaması, işte Bitcoin, Ethereum gibi daha hareketleri belli kripto paralarda işlemler yapabiliyor olması, ya da hani daha risk eşiği yüksek yatırımcıların ise daha altcoin'lere yönelip hem risk ve getiri oranlarını ona göre hesaplayabiliyor olması gerekiyor. Ama tabii ki hani volatil olduğu gerçek, işte dün de gördüğümüz hareketlerden kaynaklı. Çok riski sevmeyen yatırımcıların her zaman temkinli olmasında fayda görüyorum. Şimdi dün birçok açıklama vardı. Yalından geldi. Bitcoin uyarısı yaptı. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor dedi Bitcoin için. Bununla birlikte zaten piyasa artık bu arada şunu da soracağım size. Yalın'ı mı takip etmeli, Elon Musk'ı mı? Çünkü ciddi derecede fiyatlar üzerinde bence en çok etkisi olan kişi Elon Musk. İstediği gibi yani burada gümüşle işlem hacminin örtüştüğü bir piyasayı yerinden oynatabiliyor, hareket ettirebiliyor. Bir tweet atıyor, Bitcoin fiyatlarının fırladığını görüyoruz. Sonra bir tweet atıyor, ben Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını pahalı buluyorum diyor. Sert bir düzeltme geliyor. Ben burada uzun zamandır söylüyorum işte, bu bir manipülasyondur. Yani burada kar amaçlı bu fiyatları yerinden oynatıp bunun karşılığında pozisyon alabiliyorsanız eğer, burada ciddi bir manipülatif işlem yapıldığını aslında ifade edebiliriz. Mesela Tesla'nın da Bitcoin yatırımıyla 1 milyar dolar kar etti ve dün de aslında Bitcoin'de yaşanan sert düşüşle birlikte Elon Musk'ın ciddi bir kar yazdığı konuşuluyor piyasada. Yani buradaki bu tweetleri ve gelen açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz yani, peki? Şimdi şöyle söyleyebilirim bu konuda. Elon Musk tarafında hani manipüle ediyor, çünkü bir tweetiyle görebiliyoruz yukarı aşağıya hareketleri, çünkü ciddi alımlar yapabiliyor. Şu da ve güçlü bir isim. Güçlü bir isim, çünkü dünyada herkesin bir şekilde önemsediği, sevdiği, rol model aldığı özenliği isim. Özenliği birisi, evet. Elon Musk. Şu hareketi, şunu çok net görebiliyoruz burada, çünkü Tesla'nın yapmış olduğu 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla beraber 1 milyar dolarlık bir kar elde ediyor. Tesla'nın açıklaması, asıl hedefinden, işinden kazandığı parayı geçtiği görülüyor. Hani daha bu bir ay olmadı yaptığı bir açıklama. Hem burada Elon Musk'ı takip etmek de önemli. Çünkü piyasanın ciddi bir kurumsal oyuncusu. Hem de Yalın'ın açıklamalarını da takip etmek gerekiyor. Çünkü birbiriyle benzer açıklamalar bu noktada. Çünkü birini yok sayıp birini devam ederseniz aslında tam da verimi alamazsınız gibi geliyor bana. Yani piyasanın önemli ismi sonuçta. İyi gözlemlemek gerekiyor. Çünkü biri Amerikan hazinesinin başında, biri işte biraz önce de söylediğimiz gibi Amerikan ekonomisinin, dünya ekonomisinin neredeyse en zengin insanı. Yani dünyanın en güçlü kadını. O yüzden ağzından çıkan şeyler de önemli. Dünkü harekette de bunu çok net görüyoruz. Çünkü ne oldu? Geçtiğimiz hafta 58 bin dolarlara kadar giden bir Bitcoin oldu. Yeni rekorlar geldi. Biz bunu Aykır Apex bültenlerimizde de söylemiştik aslında. Hani yeni hedefimizin 58 bin dolar olduğunu. Oradan bir 54 binlere doğru bir kar realizasyonu gelebileceğini, ancak
Dün Yellen'ın açıklaması tam bu satışların üstüne tuz biber oldu diyebiliriz. Yaptığı işte kripto paralar spekülatif, işte Bitcoin yatırımını önermiyorum açıklamalarıyla beraber de ciddi bir düşüş oldu. Bu da tüm piyasaya etkisini gösterdi. Şimdi bunlar aslında Bitcoin tarafındaki temkini duracağımız taraflar ama Bitcoin tarafında en büyük kurumsal yatırımcının uzun bir süredir konuşuyoruz MicroStrategy olduğunu görüyoruz. Hala daha Bitcoin yatırımlarını genişleteceğini ifade ediyor. Hatta senet satışları yaptığını ve senet satışlarının bittiğini, buradan da gelen 1.05 milyar dolarlık gelirle yine Bitcoin'e yatırım yapacağını açıkladı. Bir taraftan gelen olumsuz haberler var ama diğer taraftan da burada kurumsalların ilgisini devam ettiğini görüyoruz. Peki bu iki çarpışmayla birlikte bundan sonraki öngörünüz nedir Bitcoin fiyatları üzerinde? Şimdi bu çarpışmanın başıyla beraber bir düzeltme oldu. Çünkü hani herkes biliyor ki piyasada işlem yapanlar hiçbir zaman fiyat yukarı bir şekilde ya da aşağı bir şekilde gitmiyor. Buradan bir düzeltmenin gelmesiyle yeni kurumsal alıcıların da piyasaya girmesi, işte MicroStrategy burada önemli bir hamle. Çünkü yaklaşık 71 bin adet Bitcoin'i elinde bulduruyor ve piyasanın en güçlüsü. Bu kazandığı parayla da senet satışlarından yaklaşık 19 bin adet yeni BTC alabiliyor. Bu da kendi portföyünü %26 arttırmış demek. Hı hı. Bu yeni kurumsal yatırımcıları da hep tetikleyecektir gözüyle bakılıyor bununla beraber. Bu tekrardan piyasayı olumlu bir havaya doğru götürebilir ve yeni rekor seviyeleri görebilecek. Mişiz gibi duruyor ilerleyen günlerde. Mesela Güney Kore kripto para ticaretinden yılda 2,5 milyon won'dan, yani işte aşağı yukarı 2200 dolar gibi bir şey yapıyor. Fazla kazanç sağlayan yatırımcılardan %20 vergi keseceğini ifade etti. Bunun diğer ülkelerde görülme olasılığı nedir? Burada evet ciddi bir kazanç var. Bu kazanç vergiye tabi değil. Peki ülkeler bu konuda bir adım atabilir mi? Buradan vergi talep etmek gibi. Bununla ilgili sürekli çeşitli çalışmaların yapıldığı yönünde haberler geliyor ama tam olarak bir regülasyona oturtulamadığı için hala sadece işte belli ülkelerin almış olduğu kararlarla beraber ilerliyor bu durum. Eğer bir dünya çapında bir regülasyon sistemine oturtulursa ya da birkaç ülke bunu Avrupa ya da Amerika'da daha sağlam regülasyonlarla ilerlerse ilerleyen günlerde tabii ki görülebilir. Şimdi diğer taraftan tabii Bitcoin'i konuştuk. Asıl uzun süredir takip ettiğimiz aslında haber akışı Ripple tarafında. Neden? Çünkü Ripple'ın davasını takip ettik. Oradaki son gelişmeler, Ripple'da yaşanan fiyatlamalar ve bundan sonraki süreci hakkında peki ne söylemek istersiniz Ripple cephesinde? Tabii. Öncelikle hani bilmeyenler için tekrardan neden bu dava oldu, neden başladı? Şimdi SEC, Ripple'ı bir menkul kıymet olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu açıklamayla beraber de eğer bu bir menkul kıymetse Ripple şirketinin SEC'e bunu bildirmesi gerektiğini, bununla yaptığı hamleleri söylemesi gerekiyordu. Ama bunu bildirmediği yönünde bir dava oluştu. Zaten bu davanın açıklamasıyla beraber Ripple fiyatlarında da ciddi bir gerileme söz konusu oldu. Fiyatı aşağıda gördük ve düne kadar da bu davayla alakalı artık görüşmeler başladı. Hatta bir hafta öncesinde Amerika'daki sistemde önce işte taraflar karşılıklı geliyor. Bu işin ya yargıya taşınıp taşınmayacağıyla alakalı bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşme sert bir görüşme geçti. Çünkü Ripple bu tarafa hiç yanaşmadı anlaşmaya. Aslında buna anlaşmaya yanaşırsa bu duruma, zaten bütün suçlamaları kabul edip olay başlamadan bitecek bir boyutta oldu. Ripple çok ciddi bir savunma gerçekleştirerek de bu konuda aslında SEC'i daha defansif bir yöne doğru çekti burada. Dün de akşam 18 saatiyle beraber ilk görüşme yapıldı. Bu bir telekonferans görüşmesi üzerinden gerçekleşti ve bu görüşmeye bu numarayı arayan, isteyen herkes dahil oldu. Peki bu görüşmede neler oldu, neler konuşuldu? Suçlama belliydi buradaki. İşte Ripple bir menkul kıymettir ve hani bu tarz işlemleri SEC'e bildirmesi gerekiyor yönündeydi suçlama. Ama Ripple'ın savunması da burada şu şekilde oldu. Diyor ki, ben diyor sizin 75 yıldır uyguladığınız Howey testini
bana uygulayamıyorsunuz. Çünkü ne işte McCaleb'in satışları, her gün sattığı bir Ripple var biliyorsunuz. Bunlar fiyata etki etmiyor. Ben bir menkul kıymet değilim diyor buradaki noktada. İşte Ripple şirketinin aldığı bir karar ya da bir anlaşma herhangi bir şekilde Ripple'ın fiyatına ekstra bir etki etmiyor. Ve bu testte bana uygulanamıyor diye bir savunma yaptı. Aynı zamanda bu savunmasını yaparken de şunu söyledi. Çünkü evet SEC diyor ki Ripple bir menkul kıymet değildir. Ancak diğer başka ülkelerde, İngiltere'de, Uzak Doğu'da, Singapur'da Ripple'ın bir menkul kıymet olduğuna dair bir yazı almıştı Ripple. Dünyadaki diğer otoriteler böyle bir karar verebilirken sizin böyle bir karar veriyor olmanızın haksız olduğu konuşuldu. Bunun dışında hem Ripple'ın CEO'suna hem de kurucu ortaklarına yönelik suçlamalar vardı. İşte bunları bildirmemekle, yapmamakla alakalı. Tüm suçlamaları reddettiler. Bunun da nedeni şu, çünkü daha önce SEC'e yapılan, borsalar tarafından yapılan başvurularda işte biz işte Ripple satacağız ya da işte listeleyeceğiz şeklindeki yapılan başvurularda herhangi bir sıkıntı olmadığını ta ki Aralık 2020'ye kadar. Yani SEC'in de burada suçlu olduğunu ve yanlış bilgilendirme yapıldığına dair karşı bir savunma yaptılar. Tabii ki bu daha ilk görüşmesi oldu. 16 Ağustos'a kadar bu davayla alakalı bilgi ve belgeleri mahkemeye sunacaklar ve bu süreç devam edecek. Ama sonuç olarak ne oldu derseniz burada, bence Ripple'ın, bizce daha doğrusu, artık kötü bitti. Çünkü bu kötü, işte listelen borsalardan Ripple kalkacak ya da daha kötü günler bekliyor şeklindeydi. Ama Ripple burada bayağı güçlü durmaya başladı. Şunu da sormak istiyorum. Peki Ripple'daki yaşanan bu son işte %20'lik düşüş hareketini bu gelişmeye mi bağlamalıyız? Yoksa Ripple'ın en büyük iş ortaklarından biri MoneyGram. Yani bu MoneyGram'ın da Ripple'la birlikte ortak bir ödeme sistemi var. Bu ödeme sistemini askıya aldığını duyurdu. Sonuçta en büyük ortaklarından birinden de bir darbe geldi. Burada hani temel nedenlerinden biri, fiyatlamayı ayrı tutuyorum ama yani... Bunun mu yoksa asıl etkisi oldu buradaki düşüşte? Sadece piyasada genel bir düşüş havası söz konusu. Hani hepimizin bildiği gibi de Bitcoin'in hareketi piyasadaki tüm varlıklara bir darbe vuruyor. Özellikle geri çekilmelerde ciddi darbeler vuruyor. Domine ettiği için. Aynen öyle. Burada sadece hani MoneyGram'ın hamlesinin de %20'lik bir düşüş yarattığını açıkçası söyleyemez. Hem piyasanın hareketi hem buradan bir dava süreci olmasıyla beraber bir gerileme söz konusu oldu ama diğer bu konuyla hani uzaktan yakından alakası olmayan kripto paralarda da Bitcoin'in düşüşüyle beraber yaklaşık %20'lere doğru bir fiyat hareketi mevcut oldu. Evet, böylelikle yavaş yavaş süremizin de sonuna gelmiş olduk. Sevgili Kemal Kabakçı, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bugün detaylı bir şekilde Bitcoin ve Ripple değerlendirmesi yaptık ama yarın yine aynı saatte sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. We'll be right back.